Şimdi Türkiye Cumhuriyeti diye bir devletin tebaasıyız biz. Tamam. Bu 29 Ekim 1923'te ilan edilmiş bir cumhuriyet. Evet. Bu cumhuriyet nedir? Nedir? Türkiye Cumhuriyeti diye adlandırdığımız cumhuriyet nedir? Bir İslam devletidir. Yani kanun esası yahut teşkilat esasiye kanunu. Cumhuriyetin ilanı ile beraber birinci maddesini yani Türkiye'nin idaresi bir cumhuriyettir şeklinde değiştirdi. Kanun esasının ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini İslam'dır oldu. Yani Türkiye 1928 yılına kadar resmi olarak bir İslam devletiydi. 1928 yılında bizim yazımızı elimizden aldılar. Bunu yapmanın bir dayanağını bulmak üzere de anayasadan İsmet İnönü'nün 120 arkadaşıyla birlikte yanılmıyorsam verdiği bir önergeyle anayasadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini İslam'dır maddesi çıkarıldı. 1928 yani Türkiye Cumhuriyeti 5 sene İslam devleti olarak resmen yaşadı. Ondan sonra bugün kurucu düşünce cart curt böyle bir saçma sapan şeyler söylüyorlar. Laikliği savunmak için. Laiklik anayasaya 1937 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okuyla beraber girmiştir. 23-37. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'nin laik bir devlet olma resmen tasdiki 1937'dir. 2 sene sonra da İkinci Dünya Savaşı çıkacak. Ondan sonra da dünya başka şeyler görecek.